Sevgili Lonca Medya Beylikdüzü Komiteli izleyicileri, yine bir etkinlikteyiz. Holiday Inn'deyiz. Dünya Basın Mensupları Derneği'nin bir etkinliği, ödül alma verme etkinliği olacak. Ve burada bu etkinliklerin önderi de diyebileceğiz. Sayın Nihat Tanrıkulu var. NTK Organizasyon. Çok güzel söyleşide bulunduk az önce. Evet. Yani röportaj öncesi. Evet. Orada bir anekdot yakaladım. Çok güzel bir söz yakaladım. Ben olarak değil, biz olarak, bir ekip olarak ben ruhumu yansıtıyorum. O ekibimle birlikte orada varım diye bir buna benzer. Evet. Şimdi bunların bir açılımlarını alacağız. Öncelikle bugünkü ödül töreninin bir içeriğini sizden alalım. Şimdi çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Tabii Dünya Basın Mensupları Genel Başkanı, değerli abim, değerli dostum Muzaffer Tunç benim değerli bir dostum. Geçtiğimiz günlerde de televizyonda konuk almıştım. Tabii ben Muzaffer Bey'i, Dünya Basın Mensuplarını destekliyorum. Onları da desteklerken onları da ekibimin içerisinde tutuyorum. Onlar NTK ailesinin bir ekibi. İşte onlar da NTK danışmanlığın önemli bir yerinde, noktalarında yer alıyorlar. Muzaffer Bey'i kutluyorum. Tabii organizasyonda biz yine NTK organizasyonu olarak bu organizasyonun hem sponsoruyuz, hem de katkıda bulunduk, hem de Muzaffer Bey'in projelerinde fikir veren, birlikte olan, beraber olan bir kardeşiyim. Ben Genel Başkanı Muzaffer Bey'i kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten müthiş bir enerji, müthiş bir başarı. Ama bizim zaten hayallerimize göre böyle bir başarılı insanlar olması lazım. Muzaffer Başkan da inşallah ileride bize faydası olacak bir dostumuz. Yani şöyle diyebilir miyiz? NTK bir gövdedir, bir vücuttur, bir bedendir. Diğer organlarla birleşmiş güzel bir oluşumdur. Yani bütün bünyedeki beraber çalıştığımız, birlikte yürüdüğümüz bütün herkes bu vücudun organıdır diyebilir miyiz? Ben böyle anladım. Kesinlikle. Şimdi bakın, biz Beylikdüzü Komitere, Lonca Medya, Turbey Bey, sizler ve birçok arkadaşımız, ismini sayamadığımız birçok gizli kahramanlar var. Şimdi askerde bir filamazı vardır. Filamayı aldı mı en öne gider, değil mi? Evet. Şimdi onun görevi nedir? Öne gitmek. Şimdi ben bu ekibin filamazısıyım. Aslında benden daha gizli bir kahramanlar var. Evet. Daha başarılar var. Hepiniz ayrı benden daha başarısız. Ama ben sizlerin filamazısıyım. O yüzden sizleri doğru noktaya, ben nereye gidersem siz oraya geleceksiniz. Evet. Ben yanlışa gidersem yanlışa gideceksiniz. Doğruya gidersem doğruya gideceksiniz. Doğru mudur bebeğim? Evet. Çünkü filamazı nedir? Filamazı arkadaki ekibi sürükleyendir. Evet. İşte biz Allah'ın izniyle yanlışa değil doğruya gideceğiz. Zafere gideceğiz. Bir gün Türkiye Cumhuriyeti'nde söz hakkı olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasetinde, ticaretinde, sivil toplum örgütünde her konuda sözü geçen bir kurum ve bir lideri olmayan bir oluşumun düştüğü kuyunun dibi olmaz. Lideri olan bir grubun asla düşecek kuyusu olmaz. Şimdi sevgili Nihat kardeşim, öyle hitap edeceğim. Neden dolayı? Bir önceki ödül töreninin final bölümünde gerçekten hiçbir liderin dahi yapamadığı, tam böyle damara dokunan, tam böyle coşkuya konan güzel bir konuşma yaptınız. Ve o konuşmanın sonunda da milli beraberlik ruhunda hepimiz Türk'üz, bunun değerini bilelim şablonunu oturttunuz. Şimdi bu ruh halinde gerçekten orada Güneydoğulu bütün iş adamları da sizleri alkışladılar. Bu coşkuyu nereden yakalıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Bunu hep soruyorum zaten. Bu coşku maşallah. Hocam şimdi ortak fikir, evet. Ortak düşünce. Şimdi size söylesem bu beş parmağı, bakın size bakın lütfen. Nereye bağlı? Bileğe. Şimdi ben desem ki bu parmak kafaya bağlı. İnanır mısınız? Amerika, İsrail ve bu ülkeyi bölmek isteyen hat seferindeki insanlar diyor ki parmak kafaya bağlı. Kime diyor bunu? Bilgisiz, yoksul bırakmış, yıllardır Müslümanlar üzerinde oynanan oyunların bölgelerine diyor. Ben de diyorum ki kardeşim bu parmak bileğe bak. Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni, Bilek Türk. Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti. Güzel bir. Yani biz burada böyle olursak başarılı oluruz. Ama ayrılırsak, kesilirsek başarılı olamayız. Ben ortak düşüncenin fikir adayım. Şimdi elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Ya bakın, yılbaşı gecesi ülkemize büyük darbe vurmak için bir eğlence mekanına saldırdılar. Şimdi ben soruyorum. Biz dinimizi anlatamıyoruz. Dünyada aslında bizim dinimiz o kadar şeffaf ki, bizim dinimizde hayvanı dahil, bir otu dahil, bir ağacı dahil incitmek yoktur.
zarar vermek yoktur. Peki bunlar kim? Allah Allah deyip bunlar hata hizmet eden, dilde Allah, sakalında Allah deyip ama aslında şeytana ve hasıllara hizmet edenlerdir. Yani o yüzden biz bunu aşacağız Allah'ın izniyle. Tamam, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ben şöyle finali yapacağım. Lonca Medya Beylikdüzü.com.tr olarak her ne kadar sosyal medya üzerinde yayınlarımıza devam ediyorsak da orada her ne kadar beğeniler az oluyor ise milyonlarca kişinin izlediğini numaratörlerden görüyoruz. Bu oluşum içerisinde az önce organlar dedik. VTK organizasyonunun da katkıları var tabii muhakkak. Bununla ilgili NTK organizasyonu şu an iş adamları izliyor. Böyle heves edenler, hani organizasyonun içeriklerini daha sonra evet konuşacağız ama NTK organizasyonunun bile telefon numaralarını, size ulaşım numaralarını aktarmakta bir sakınca var mı? Yani size rahatlıkla ulaşın, yani bilen bilmeyen de ulaşsın, izliyorlar. Tabii. Tek yapacaklar şey telefona gerek yok. Google'a girecekler. NTK danışmanlık, NTK organizasyon, NTK yazacaklar. Veya Lonca NTK yazsalar yine çıkıyoruz. Bir daha yani, tekrarlayalım. www.ntkorganizasyon.com NTK Lonca. Bakın yazın, Google'a girin, NTK Lonca yazın çıkıyoruz. Lonca NTK yazın çıkıyoruz. NTK organizasyon yazın çıkıyoruz. NTK prodüksiyon yazın çıkıyoruz. NTK inşaat yazın çıkıyoruz. NTK'ya ne eklerseniz ekle çıkıyoruz. Mutlaka, mutlaka yazın. Mutlaka yazın. Hayırlı akşamlar. Az sonra bizi izlemeye devam edeceksiniz. Programdan canlı yayını yapıp aktaracağız. Teşekkür ederim.